Sevgili kaptan hoş geldin. Sadece Fenerbahçe programına. Hoş bulduk. Hatay galibiyeti. Gündüz maçları seni de böyle nostaljik yapıyor mu? Yapıyor tabii yapmaz, Yapma mı? Değil mi? Tabii. Bir de zemin de çok güzeldi. Ee, o eski nostaljinin aksine güzel zemin vardı. Hatay deplasmanı gene gittim mi diye soracağım ama gitmemiş Gidemedik. Çünkü hiç maçı olmadı Demedik. değil mi? Gidemedik. Tam gidilesi deplasmandı ama o karşılama Hataylı arkadaşlarımız Fenerbahçeliler müthiş karşılama organize etmişler. Hakikaten futbolcuların da böyle bir içi kıpır kıpır olmuştur. Bence Mesut'a özel bir karşılamam bu yoksa Fenerbahçe'yi özlemem. Fenerbahçe'yi özlem. Fenerbahçe'nin çünkü orada maçı ilk defa oluyor değil mi? İlk. Ben geçen sezon İl Deplasmanı'na gitmiştim. O da ilk. Federasyon mi? Kupası o da ilkti. Ya, o İl Deplasmanı'nı hatırlıyorum o sıra sıklama olduğu maç değil mi? Evet. Onunla evet. ilgili ço çok çabuk anlatır mısın? Evet. Hani? Yani öyle bir izdiham ki ben yani uzun senelerdir böyle bir şey yaşamamıştım hakikaten ucu bucağı olmayan bir kuyruk. Müthiş yani orada 2000 kişilik tribüne 10 küsür bin kişi alınmış zaten. Ben de kalenin arkasında yani o tartan pistin üzerinde seyretmiştim maçı. Yani yer şey seviyesinde. Evet Hı. ama Fenerbahçe sevgisi anlatılır gibi değildi yani muhteşemdi. Evet. Hatay'daki de bir benzeriydi. Hatay'daki de benzeriydi. Peki maça hemen geçelim. Maça geçelim derken kaç yaş ihtiyarladık acaba son yarım saatte? Ya, hakikaten dün yani bir son 10 dakika ayakta falan seyrettim. Yani o hale geldik. Şunu söyleyeceğim. Şimdi kötü futbol vesaire evet. konuşuyoruz. Biz de hep evet. burada hani konuşuyoruz. Bir e, Kayseri maçında çok beğendik takım. Onun dışında maalesef beğenemiyoruz ki Sivas maçının bir farkı oldu. Sivas maçında bir de öldük öldük dirildik. Yani evet. öbürlerinde sıkıcı futbol veya hani çok pozisyon da vermiyorduk. Biz de iyi oynamıyorduk. Ama burada biz iyi oynamak değil. Bir de ablukaya alındık. Evet. E, yani maçın sonları 2-0'a rağmen. Yani 2-1 oldu. 5 dakika uzatma verdi. Yani 5 dakikada ne olur? Gibi pozisyon daha evet. oldu. Yani bir tane korner orta geldi kenardan evet. falan. Yani ne niye olduğunu detaylarını konuşuruz detaylarını uzun konuşuruz. uzun. Ama senin sakallardaki beyazlıklar artmış. Arttı. Hatay maçından <gülüyor> sonra. <gülüyor> Şimdi benim korkum şu. Ben sana şunu soracağım. Ben kötü futbola çok şu anlamda takılmak sevmiyorum. Bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olması şart mı? Şart. Bu sene futboldansa şampiyonluk. Hiç. ben sezon sonu gelsin desinler ki Fenerbahçe her maç kötü oynadı. Her maç bu maç gibi oynayalım. Şampiyon olun. Hemen imza atıyorum. Ama Korkum şu. Bu futbol şampiyonluğa yeter mi? Ya bana yetmez gibi geliyor. Niye yetmez? Şimdi hava Hatay maçında Altay şu Mayer gibi oynadı. Daha iyisi. Daha iyisi. Yani şimdi bu Altay her maç böyle oynayacak diye bir kaide yok. Artı rakip yani kafa vuruşu Altay çok iyi kurtardı ama biraz daha kenara gidebilirdi. Nasıl bu Penza'nın muhteşem golünü onu bu Penza'yı da bir konuşalım. Onu nasıl kurtaramadığı gibi kurtaramayacağı hmm. pozisyonlar da gelirdi. Yani demek istediğim e, tamam kazandık tamam kötü futbol derken e, bu yetmeyebilir bazı maçlarda. Ama şimdi eleştirirken biraz hakkaniyetle eleştirmek lazım. Eksikleri söyleyeyim. Şimdi yok önce bir birinci yarı ikinci yarı diye bakalım olaya. Şimdi ikinci devreyi unut. Hiç oynanmadı. 46'dan 90'a kadar olan kısmı siliyoruz üstünü delete ediyoruz. Sırf ilk 45 dakikaya bak. Memnun olunmayacak bir durum var mıydı sence? Şöyle e, Fenerbahçe deplasman son 20 senedir seyrediyor yani 30 senedir seyrediyorsak Fenerbahçe Fenerbahçe deplasman ortalamalarının çok altında bir ilk yarı değil. Değil. Rakibin hızlı forvetlerine pozisyon verdik mi? Vermedik. Yine topun arkasına geçtik. Yine iyi yardımlaştık. Pozisyon da bulduk bir iki tane. Yani oyun planı olarak, sahaya çıkış planımız olarak bence bir sıkıntı yok. Orada Erol Hoca'ya söylenecek bir şey yok. Hatta şöyle bir de hakkını vermek istiyorum. Yine çok polyanlacı diyeceksin bana ama normalde ne bekliyorduk biz? Sağda Valencia, solda Tiam, İleride Samatta ile çıkacak evet. derken Samuel'li bir ilk 11 gördük. Evet. Buradaki düşünce ne bence? Rakibin 35'lik bir sol beki var. Mesut Çaytemel. Evet. Hatay'ın da yumuşak karınlarından biri. Ona karşı Samuel'le başladı. Demek ki orada iyi bir rakip analizi var mı? Var. O izinli, Strateji gol, tuttu gol, mu tuttu. Gol, gol attı. İçinden geçti mi Mesut'un? Geçti. geçti. Asistini yaptı mı? Yap. Demek ki oradaki stratejimiz de tuttu. Seni 1-0 öne geçiren ve maçı kazandıran da o. Hı -hı. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Ama Gustavo'nun sakatlanması sonrası yapılan oyuncu değişikliğinden başlayarak ki hamlelerimiz eleştirilmeyi maalesef hak ediyor. Evet. Yani şimdi Gustavo oyundan çıktı anda, şimdi şunu kabul ediyorum. Kenarda ne bileyim bir Tolga Ciğerciye de olsaydı oynardı. Ee, İrfan Can hazır olsaydı belki o bölgenin adam değil belki ozanı biraz daha geri çekerdin oynardı. Ee, ama burada olsa olsa Sosa oynardı. zaten olsa oynardı. Ee, şimdi burada çok da alternatifin yoktu ama hani aynı formasyonla biraz bir şapkadan tavşan çıkarabilirsin. Evet, evet. Benim aklıma iki şey geldi. Bir Lemos'un biliyorum ki ön libero oynadığını zaman zaman Lemos orada sertlik getirir diye bir ön libero olarak koyabilirdin. İki, Nova Caner'le önünü argalı oynatıp Caner'i orta sahaya alabilirdin. Yani bu iki hamleyi yapıp yani şimdi Caner, Mert Hakan, Ozan olsa orta saha gene biraz daha kalabalık olacak. Yani ikinci yarı tamamen orta sahayı verdi. Tabii bizim geçmişteki kadrolarımızda çok yönlü oyuncularımız fazlalıktaydı. Şimdi atıyorum bir Ümit Özat'ı sağ bek, sol bek, stoper, orta saha hem 6 numara hem 8 numara. 8 numara oynatırdın Antep'te 3 tane gol atardı falan. Aynen. Deniz Barış kimse beğenmezdi. Bu pozisyonların hepsinde gider onu da oynatırdı. Serkan. Şimdi o tip oyuncumuz bizim bir tek Ozan Tufan var şu anda. Evet. Başka da adam yok. Yani çok geniş bir kadro kurduk derken biz hep söylüyorduk ya Gustavo Ozan ikilisinin çok fazla alternatifi yok bu takımda diye. Hakikaten öyle yani onlara Allah sakatlık bela vermesin. Ozan'ı beğenmedim ben gene. Ben de beğenmedim. Şimdi Ozan'la ilgili geçen hafta kötü oynamıştı. Dedim ki hani biz sezon başı biraz eleştiriyordum ben şahsen. Sonra çok iyi oynadı bu sene. Hani ilk kötü oynadığı maçta da eleştirmeyelim dedim. Ama ikinci kötü oynadığı maç ortaya çıkınca artık yavaş yavaş Hatta ben başlıyorum. Hatta 3 oldu üst üste. Hatta 3 oldu. Kayseri bence. maçında takım çok iyiydi diye göze batmadı. Bravo. Geçen Rize maçında ciddi kötüydü. Bu sefer de çok top kaybı yaptı. Çok top kaybı yaptı. Yani ben Ozan'la ilgili şunu düşünüyorum. Dediğim ee, dedim ki beni eleştiriyorlar Ozan'ı eleştirdiğim için. Ama ben Ozan'ı... Şimdi Ozan'ın gerçek mevki nedir? 8 numara mı sence? Şu anda öyle gözüküyor. En ideali en, 8 numara. Şimdi 8 numara olan ben örnekle Fenerbahçe'de 8 numara kimler oynadı? Eee Tamam diyeceksin ki Juventus oynamış çok üst düzey. Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu. Şimdi Emre Belezoğlu, Apiyah, Ozan. Başka takımlara gideyim. Galatasaray'da 8 numara son senelerde Selçuk İnan oynadı. Selçuk İnan oynadı. Şimdi Selçuk İnan, eee attığı frikikler. Hmm. Veyahut da işte Melo'nun yanında 8 numara olarak oyun, Burak Yılmaz'a yaptığı asistler. Şimdi Selçuk İnan, Apiyah, Emre Belezoğlu, Ozan, Tufan dediğim zaman ben Ozan Tufan'ı bunların ...gerisinde buluyorum. Şöyle, topu ayağına aldığı zaman bunların gerisinde evet. buluyorum. Onun için ben Ozan Tufan'ın yerinde olsam kendimi 6 numara yaparım. İyi bir 6 numara olabilir Ozan. Ozan kendini 6 numaralara alıştırıp... E, ...çünkü ayağı çok çok da hani demiyorum ki top aldığı zaman çok iyi ama... ...kazma... ...tabir edeceğim bir 6 numara da değil. Yani ne bileyim... ...daha şimdi isim vermeyeyim kazmadan sonra veriyor olacağım ismi olmayacak. E, öyle bir 6 numara olmaz. O bölgede daha fazla olabilir diye düşünüyorum. Yani bu 8 numara beklenti daha fazla olan bir mevkinde mi? Evet. İrfan Can. Evet. E şimdi İrfan Can mı Ozan mı o anlamda? Hucuma yönelik anlamda. Yani İrfan Can. İrfan Can. Yani o demek istediğim bence Ozan'ın benim eleştirmemin sebebi o mevkideki Emre Belezoğlu, Apiyah, İrfan, Selçuk İnan çizgisinin gerisinde olması. Evet. Altı numara oynasın. Önüne koyalım İrfan'ı Mesut'u evet. vesaire. Çok değiş yapabilir. Çünkü mücadeleci. 90 dakika oyunun içinde kalabiliyor. Topla dripling yapabiliyor. Ha şutu veyahut da ince pasları yok ama 6 numarada bunlar çok beklenmiyor. Yani bu Mehmet Topal'dan bir senelerce bunu beklemedik. Joseph ben bayılıyorum Josefe. Çok iyi futbolcu. E Joseph de yani harikalar yaratmıyor top sonra. E şimdi zaten dünya futbolunda da öyle oynayan 6 numaralar. 10 numaradan 8'e, 8'den 6'ya evrilenler çok fazla var. Atıyorum Leipzig'ten şu örneği vermiştik ya. Zabitzer'le Kevin Kampl'ı ikisini beraber oynatıyor. Evet. İkisi de 10 numaradan buralara gelmiş adamlar değil. Artık yani o tip oynayan adamlar çok fazla. Evet. Yani o tip bir mevkiye bence gelebilir diye düşünüyorum. Orta sahayı konuşurken bir parantez Mert Hakan'ı açacağım. Mert Hakan olmadı. Olmadı mı? Ya şu ana kadar olmadı. Ve Mert Hakan'la ilgili şunu görüyorum. Ben genel Fenerbahçe taraftan bir oyuncu takar ya. Mert Hakan'a takılmış vaziyeti ben seziyorum. Yani yarın öbür gün Allah korusun takım kötü giderse ilk Takılacak adam Mert Hakan ve ilk fatura ona kesilecek. Mert Hakan'ın vücut dilinde bir sıkıntı var. Mert Hakan'ın yani biraz daha böyle ikili iki, iki, iki mücadele kazanamıyor. Yani biraz daha kuvvetli olması lazım. Biraz daha ee, dinamik, dinamik, olması. O, dinamik olması lazım. Bravo ya öyle değil. Yani dinamik aslında... Sebebi şu olabilir mi acaba? Mert Hakan topla dripling yaparken ben el freni çekilmiş bir araba gidiyor gibi hissediyorum. Yani bir şey onu geriye çekiyor. Evet. Böyle zincirlerinden boşalamıyor bir türlü. Acaba sezon başında geçirdiği kasık sakatlığının hala etkileri mi var? Yani bir şey engelliyor onu. Vallahi olabilir çünkü dediğin gibi bir sakatlığı varmış gibi oynuyor. Evet. Ya yani bazı futbolcular vardır ne bileyim şimdi aynı değil ama bir Krasić bizde hani belli ki bir sakatlığı vardı evet. bir, bir gidemiyordu. Evet. Onun gibi ben de hissediyorum. Yani bir bir Sivas'ta tam böyle değil. değildi Sivas'ta mesela. Sivas'ta böyle değildi çünkü. Evet. Ve biliyorsun Emre Belözoğlu da çok inandığı bir oyuncu. Yani Emre Kılıç biz biliyorsun geçen sene program yaparken burada hep dedik ki Emre Kılıç daha İyi evet. değil mi dedik ki Emre Kılıç'da ben şu an hissediyorum Galatasaray'da. Evet. Orada da öyle hani çok iyi olacak bir durum Batlamadı yok. Patlamadı Yani evet. evet. Ama Mert Hakan'ı hep Emre çok daha iyi olduğunu düşünüyor dedik dedik. Evet. Öyle bir şey şu anda çok göremiyorum açıkçası. Biz o kadar baskı yediysek onların yapmış olduğu pas hatalarının büyük rolü var. Çıkarken Kesin. kaptırdığı toplar ara, yani çok tehlike yarattı kalemizde. Peki şimdi ee, kötü oynadığımızı bir kenara bırakarak şunu da konuşalım. Şimdi bu takıma şu kadroya 3 tane oyuncu girecek. Mesut, İrfan, Pelkas. Kali, en iyi, kalite. En, en iyi 3 oyuncumuz bunlar mı? En kaliteli oyuncular. En kaliteli 3 oyuncumuz bunlar. Yani Mesut, İrfan, Pelkas girdiğinde bambaşka bir Fenerbahçe olabilir. Mi? Olabilir. Tabii, olabilir. Ha şimdi diyeceksin ki gerçi sen demezsin. Başkaları diyecekler. Ee, o zaman oyuncularla takım iyi olacaksa e, hoca hocanın bir katkısı değil de oyuncu kalitesi yani. yükselince takım yükselecek. E, diyebilirler ama e, öyle bakmayalım. Çünkü orada eee belirli bir oyun sistemi if borçlarla da köşe futbol çok oynandığını gördük. Ben fark edeceğini düşünüyorum. Evet. Ya yani artık hocaya kalacak. Onları beraber uyum içerisinde oynatma işi ama hocayı ilk devrede övdüm ben. Herkes bugün yerden yere vuruyor Erol hocayı. Ben ilk devredeki performansını övdüm. Hatay maçının ilk. Ama ikinci devreyi biraz detaylı konuşalım. Yani. Sonradan yapmış olduğu si seferdi değişikliği ki evet. sen geriye çekilmişsin. Geriye çekilebilirsin maç içerisinde. Bir sıfırın üzerine yatma diye bir şey var ve dünyanın en büyük takımları bile yapabiliyor bunu. Fakat sen bir sıfıra yatıyorsan dirençli bir takımla yatarsın, değil mi? Rakibe bırakırsın topu. Eyvallah ama rakip sağdan sola, soldan sağa yapar. Hiç boşluk bulamaz, pozisyon bulamaz. Ama sen Ameliyattan yeni kalkmış antrenman eksiği olan Ferdi ile evet. ve 35'lik artık çok fazla direnci kalmamış Sisse ile ve top tutamayan Sisse ile defans yapmaya kalkarsan bu kadar çok pozisyon yersin. Orada hoca hakikaten biraz kendini eleştirmeli. Şimdi Atletico Madrid diyoruz mesela Atletico Madrid de defansif oynayabiliyor veya topun arkasına evet. geçip bir sıfır öndeyken çok kapanıyor. O kapanmaya ben laf etmiyorum ama Atletico Madrid kapandığı zaman pozisyon vermiyor. Aynen. Sen kapandın. E, Altay kedi gibi oldu yani. Bir oraya atlıyor bir oraya atlıyor. 15 tane şutu var ikinci devre 15 tane şutu var. Altay'ı da... Şimdi Altay'la ilgili şunu söyleyeceğim. Ben Altay'ı zaten beğeniyordum. E, bence bir kez daha hakkını verelim Ersun Yanal'ın. Ersun evet. Yanal'ın Fenerbahçe'ye en büyük katkısı Bedat Muriç'ten dahi daha fazla bence Altay'dır. Yani müthiş bir transfer. E, tamam yan toplarda hata yapıyor mu? Yapıyor. E, yine yaptı, yaptı. Yine yaptı. Evet. Çok, çok net bir hata yaptı. Orada bu arada beğenmediğimiz Ozan... E, maçı, maçı çevirdi. Maçı çevirdi. Ligi çevirdi belki o çıkardı evet, topla. Çok önemli top çıkardı. Fakat Altay hata yapıyor Altay? Mükemmel Altay'ın duruşu benim çok hoşuma gidiyor. Altay'da en ufak bir yani Muslera görüyorum ben Altay'da. Liderlik özelliği de var. Hep kurtarışlarını konuşuyoruz ama kurtarıktan sonra Tabii. bir hani reaksiyonu, hırslandırması vesaire o da evet. güzel. Yani Altay büyük şans. Ee, yani nazar değmesin. Bu şekilde oynadığı sürece Altay. Ben artık milli takımda da herhalde bu sene Uğurcan da tabii çok iyi oynuyor. Uğurcan'la beraber ikinci kaleci herhalde Altay olacaktır. Valla o ikisi artı Mert üçlüsüyle Avrupa Şampiyonası'na gideriz. Görüntü o. Görüntü o. Yani bu maçı Altay kazandırdı diyoruz. Diyeceğiz. 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 Şeyle benzerliği var değil mi? Denizli maçıyla. Bak Denizli maçında da hatırlarsan Gustavo yoktu Denizli deplasmanında. 2-0'lık maçım diyorsun. 2-0'lık maç. Gustavo yoktu. Sarı kart cezasıydı o gün. Ee, ve Altay devleşmişti. Tabii Serdar da kırmızı kart evet. görmüştü. Şimdi Gustavo'nun olmaması demek ki takımda bir panik yaratıyor. Yani bir ister istemez geri çekiliyorsun. Tabi Denizli maçında 10 kişi kalınca iyice geri çekilmiştin. Bir sürü pozisyon vermiştik. Altay penaltı da dahil çok top kurtarmıştı. Yani bu psikolojik eşiği de aşmamız lazım bizim. Gustavo yokken biz kapanmak zorundayız diye bir şey yok. Sen pas yaparak topun sende kalmasını sağlayarak da savunma yapabilirsin. Yapabilirsin tabii. Yani burada dediğim gibi Gustavo Fenerbahçe'nin hani şimdi bugün bir Mesut İrfan Pelkas olmamasının e, yaratıcılık anlamında problem getirebileceğini anlarım. Ama Gustavo'nun olmamasının bu derece fark etmemesi lazım. Etmemesi lazım. Yani bir Gustavo o bölgedeki bir oyuncunun bu kadar fark etmemesi lazım. E ne yapacağız Allah korusun Gustavo uzun süreli sakatlansa ne yapacağız biz? E şu anda Gustavo'nun yediği olacak yani burada Sosa sıkıntımız var. Yani Sosa'yı da konuşacağız. Yani çok konuşmak istemiyorum Sosa'yı. Ama Sosa'nın şimdi maşa olmamasının sebebi zehirlenme diyorlar. Evet. İnşallah zehirlenmedir. Yani inşallah zehirlenmedir. çok başka şeyler duyuyorum. Şimdi bilmediğim, emin olmadığım bir şey hakkında konuşmak istemiyorum. Ama eğer Sosa zehirlenme değil de o devam eden problemlerle ilgili bir kadro dışı kalmaysa yani bu Sosa konusu e, hani biz çözemiyoruz ama Sosa da yardımcı olmuyor. Gibi Tam... anlıyorum eğer öyleyse bak şimdi dediğim gibi emin değilim onun için bir şey söylemeyeyim ama keşke Sosa, Gustavo'nun birinci alternatifi Sosa zaten takımda. Yani kim olursa olsun, ne olursa olsun ben olsam mesela bu Sosa'nın üzerine titrerim, neyse sıkıntısı çözerim, Galatasaray maçına da %100 hazır hale getiririm. Çok Belki de en ihtiyacımız olan oyuncu Sosa. Sosa. Şimdi Gustavo ile Galatasaray maçına da geleceğiz aslında programın sonunda konuşalım diye istiyorum ama e, Gustavo'nun bir ödem... Açıklandı bugün evet. e, oynayacak gibi anlıyorum. En kötü her türlü inelemin bir şekilde çıkartacaklar diye düşünüyorum ama e, orada da alternatifleri konuşuruz. Ya bir yırtık olmadığı sürece, bir bağlarda bir sıkıntı olmadığı sürece, Evet o da bir özveri gösterecektir, gösterecektir diye düşünüyorum diye tahmin ediyorum ben de ki başkanın maçtan sonra açıklamaları var. Normalde oyundan çıkmaz çok ciddi bir şey olmasa dedi. Onu ben bir de şu şu tarafına bakıyorum. Galatasaray maçında da oynayabilecek biraz durum varsa oynar evet. diye düşünüyorum. E, peki altaydan altaydan başka öne çıkan ben gene zaten performansını beğendim. Evet. Zanayi aslında Serdar'la ikili olarak bir değerlendirmek lazım. Uyumları açısından değerlendirmek lazım. Bence bence ikisi takımın hadi altayı bir kenara koyduk en iyileriydi. Şimdi çok enteresan. Yani e, 19 tane şut kaç tane şut dedin? 9 tane dedin. İkinci devre 15. İkinci, i̇kinci devre 15 şut dedin. 15 tane şut yiyorsun. Abluka'ya alınıyorsun. En iyi stoperlerin iyi oynadı, iyi oynadı diyoruz. O kadar baskı yememizin sebebi müsebbipleri stoperler stop değil. Tabii ki. Senin orta sahan ve ilerideki oyuncular yumuşacık olduğunda ki biz yumuşattık takımı. Evet. Yani sen e, Ferdi ile Sisse ile Mert Hakan'la hatta son bölümde Mesut'la defans yapmaya kalkarsan senin stoperlerin de baskı yer. Evet. Mesut oyuna gelince bir top ayağına değsin değsin diye bekledin değil mi? Evet bir tane pas attı ferdiye golden önce. Evet. Onun dışında topa değdi mi? Değmedi. Bir tane kontrata çıkarken Mert Hakan Mesut'a verebilirdi. Vermedi. Çok kızdım aslında o pozisyonda. Ben... Orada verse tam Mesutluk pozisyonu. Ben bir onda kızdım. Bir de Sisen'in şut atmasında kızdım. Orada yani... verebilirdim Mesut'a. Evet. Yani Sisen'in orada vermemesi yani hele yani şimdi Mesut'a vereceksin. Hemen. Aldım. Yani Mesut kafayı kaldırıp... kaldırdı. Mesut'u görüyorsan vereceksin. Yani burada hani Mert Hakan'dı vermedim. Sise vermedim. Peki. Ama Mesut'sa vereceksin yani onu vermemek diye bir şey yok. Yani Mesut da bunu ben olsam maçtan sonra Erol Bulut'a yerinde olsam evet. açarım e, maçın görüntülerini evet. derim ki burada Mesut'a vereceksiniz bak burada Mesut'a vereceksiniz vermen lazım. Zaten onun için getirdik biz Mesut'u. Tabii. O pozisyonlar için getirdik yani Mesut'a vermeyeceksen o pozisyonlarda niye aldık ki biz bu adamı? Az evvel e, verdiğim şeyi de örneği de bir daha Zalai örneğini. Yani Zalai ile ilgili hani ilk maç beğenmiştik. Sonra dendi ki ya dur bakalım bir büyük maçlarda görelim veya daha zorlandığında görelim. Şimdi iyi oyuncu kendini belli ediyor. Gerçi ben Tisserand'ı da ilk maçta çok beğendim demiştim. Sonra düştü kabul ediyorum. Ama Zalai iyi stoper. Evet. Yani bu saatten sonra şu olmaz yani Zalai'yi aa bu adam Fenerbahçe'de oynamaz nasıl stoper aldık olmaz ha belki ya bu ne müthiş adam herhalde Juventus'a gidecek noktasına gelir gelmez o ayrı bir konu ama belirli bir seviyenin altına düşmeyecek bir stoper. Düşmeyecek ve bence çok zorunlu kalmadıkça bu ikiliyi de bozmayalım yani stoper uyumu diye bir şey var ya evet. şampiyon takımların stoperlerini evet, genelde evet. ezbere sayarsın evet. son şampiyonluklarımızın stoper ikililerini böyle tak 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 diye sayabiliriz. Madem yakaladın böyle bir ikili şu anda iyi de gidiyor bozma. Bozma. Peki ya buradan hemen direkt Galatasaray maçına geçelim mi? Bir de Samuel konuşalım ya. Yani Onu da konuşalım. sırf o e, goldeki asistini konuştuk ama çok hareketli geldi bana. Çok hızlı, süratli, ele avuca sığmayan bir oyuncu. Topu da kolay kolay kaybeden bir oyuncu değil. Yani çok top kaybı yapan bir oyuncu da değil. Ama onun dilinden en çok anlayacak adam Mesut. Mesut. Zaten bu Mesut, İrfan Pelkas derken Samuel'i de buraya koymak lazım. Tabii. Bu dördü çok fark eder. Önlerine de herhalde Samat'la oynarsa. Samat'la oynamama sebebini tam bilmiyorum. Yani belki Galatasaray maçında hani biraz az kullanayım dinlendireyim mi yoksa hmm. performans olarak bu ki iki gol atıyordu ee, iki haftadır. Ya Erol Hoca'nın elinde olsa zaten dinlendireceği çok oyuncu var biliyor musun? Yani bir keşke imkanım olsa da bir Ozan'ı dinlendirsem. Keşke imkanım olsa da bir Nazım'ı dinlendirsem. Bunları kesin söylüyordur kendi kendine. E, Nazım da İlk maçlara göre biraz düşüşte. Bir iki güzel topla geç, geçti aslında ama evet. pas da iki vardı. Pas hatası da yaptı. Yani bence çok kötü oynayacak oynadığını düşündüm. Mert Hakan'la Ozan işte biraz aksadılar. Evet. Ee, onlar dışında da iyi oynadığını düşündüğümüz Altay var, iki stoper var. Onun ee, gerisi bence yani hani ne iyi ne kötü i̇dare ettiler. İdare, i̇dare, ettiler. Peki şimdi şöyle bir eleştiri var. Ya kardeşim onu alma bunu alma Erol Hoca'yı eleştiriyorsunuz ediyorsunuz ama ne yapsaydı, kimi alsaydı? Yedek kulübesinde kim vardı diye de bir şey soruyorlar mesela. Bana sorarsam ben hiçbirini yapmazdım değişiklikleri. Yani Ferdi ile Sisi'yi almazdım, devam ederdim almazdım. Burada benim eleştirdiğim zaten birinci değişiklik, eee Gustavo'nun çıkması sonucu Samatta'yı alması. Evet. Orada konuştuk, Novak dedik, Lemos dedik. Evet. onlar haricindeki değişikleri de birini alırdım diye değil, yapmazdım anlamında katılıyorum ben, ben de hiç sana. hiç yapmazdım, aynen devam ederdim. Çünkü onlar girdikten sonra daha da çok baskı yer olduk. Doğru. Ee, peki. E, dedim buradan hemen bir Galatasaray maçına da geçelim. Galatasaray maçında beklediğin 11. Ee, şimdi iki takımda bir Erol Bulut üzerinden konuşalım istiyorum. Hı. Şimdi Erol Bulut'u eleştiriyoruz futbolda. da. 9 maç 8 galibiyet. Evet. Düşünürsen deplasmanda çok ciddi performans. Tamam şey cissiz. Belki deplasmanlar artık seyircisi olduğu için biraz farklı. Ama Fenerbahçe kazanıyor. Evet. Fenerbahçe 9'da 8 çok fazla şahit olmadığımız bir e, performans. Burada ee, Erol Hoca'nın bir de bir istatistik daha gördüm e, yayına girmeden önce Erol Bulut kendi sahasında Galatasaray'a 4 maç yapmış 2 Alanya 2 Malatya 4'ünde kazanmış bu istatistiğin devam etmesini İnşallah. E, ümit ediyoruz cumartesi günü ne bekliyorsun Galatasaray maçından nasıl bir takım dizilişi bekliyorsun ee, Galatasaray'ı nasıl bekliyorsun onları da konuşalım Ya çok etkili olan faktörlerden biri ne biliyor musun stadın zemini hakikaten çıkacak olan takımı bile etkileyebilir ben hafta arasında bir stadın içerisinde gezme imkanı buldum. Hı. Hakikaten çok kötü durumda. Bayağı bozulmuş. Rize maçı sonrası çok kötü olmuş. Rize maçında da çok eleştirdik ya takımı. Ya yani Bir şey anlatayım. Hakikaten yine bir eskilere gideceğim. Bir Fenerbahçe-Kayseri maçı. 2-1 kazandığımız. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Sene. Eski stad. E, eski hali yani maraton türbünü tek katlı. Çıkamadık dışarı. Tamamen su basmış. Maratonun çıkışını su basmış. Çıkamıyoruz. Gerisin geriye bütün tribünleri sahaya aldılar. Ve biz o orta sahadan geçerek numaralı tribüne gittik. O taraftan çıktık. Bak inanır mısın? Yürüyemedim o sahada. Yürüyemedim. Ya yürüyemedim bile. Biz futbolculardan koşmalarını, pas yapmalarını, gol atmalarını bekliyoruz. Ya yürüyemedim ya. Sahada yani hakikaten çok zor. Şimdi eğer bir de yağışlı olursa tekrar Galatasaray maçının olduğu gün. Kötü durumda ve öyle birkaç günde de toparlayacak gibi değil. Biraz daha mücadeleci futbolculara yer verebilir Erol Hoca. Yani, yani tekniklerin yerine mücadelecileri alabilir. Bu zemin konusunda çok haklısın. Ben de hafta içinde bir tane eski futbolcu biriyle ile hastada e, konuştum. E, Mesut konusunu konuşurken ya dedim bu zeminler falan yüzde yüz haklısın dedi. E, bu zeminde Mesut'tan dedi çok fazla bir şey ben beklemiyorum dedi. Yani ikinci yarı dedi sağlar daha da ağırlaşıp hava şartları vesaire yani bu zeminlerde Mesut Mesutluğunu gösteremez dedi. Evet. Benim de o bir kuşku uyandırıyor bende de. de. Ferdi'yi oynatmaz mesela ilk 11'de bence. O zeminde oynatmaz. Şimdi Gustavo büyük ihtimalle oynayacak diye ümit ediyoruz. Geri dörtlüyü zaten aynı tutacağını düşünüyoruz. Gustavo Ozan da aynı olur. Gustavo Ozan da aynı olur. Ee, bunun önünde gene Mert Hakan'ı kullanabilir. Ee, bir kanat Osa'yı bir kanat Tiam Valencia'da oynar büyük ihtimalle. Yani, Valencia, Tiam, Samatta, Osa'y dörtlüsünden hangi üçlüsü oynar sence? Kimi dışarıda bırakıyorsun? Hoca yine Samatta'yı dışarıda bırakabilir. Benim için çok da fark etmez biliyor musun? Yani hatiyamı 9 numaraya atmış ha Valencia'yı ha Samat'ta Beğendim beğendim iyi dedim filan ama Hasamat'ta da bir şey oynadığı yok. Yani şimdi. Biraz ama daha yumuşak hatiyama göre topla ilişkisi daha iyi. Orada ilk Samuel'i yazarım ben. Niye yazarım? Çünkü karşısında Saratçı olacak. Sarac'cı de defansif açıdan defolara olan bir oyuncu. Evet. O yüzden onun karşısında ben bir hızlı ele avuca sığmayan Samuel olsun isterim. Ha ama bir de işin defansif yönü var tabi. Şimdi o kanadında Galatasaray'ın bir de Onyekuru, Onyekuru var. var. Onyekuru Şimdi Nazma yardım da önemli hale gelecek. O durumda da Valencia birazcık ön plana çıkıyor. Evet. Değil mi? Onyekuru'nun karşısına Nazım Valencia düşünüyorum ben. Öyle mi diyorsun? Ama Samuel'i sola da atabilirsin. Samuel'i sola atlayacaktım aynen. Çünkü Queen's Park Rangers'ta her iki kanatta da oynayan bir oyuncu. İlk oynayacak Yedlin'le karşı oynayacak o zaman da. Çünkü ilk defa forma giyecek. Linas çok kötü oynuyor. Yani Galatasaray'la konuşuyorum. Lensit oynamaz diyorlar. Orada 7'linin oynayacaktır. 7'linin karşısında da eee Samuel iş yapar belki 7'linin ilk maçında hani bir Ada adaptasyon, adaptasyon problemi olabilir. Burada dediğim gibi ön taraf bu dörtlüden üçü oynayacak. Herhalde Mesut Kenan ilk 11 başlamaz. Başlamaz ama Mert Hakan konusunda bilmiyorum. Yani benim hala son ana kadar o Poliannacı ruhumla Sosa'dan umudum var. O yüzden bir Sosa hamlesi bekliyorum ben. Yani hem yani, Sosa'yı hem Ozan'ı ikisini birden oynatabilir. Yani Gustavo Sosa Ozan'da. mı Mert Hakan mı dersen bu haliyle kesin Sosa genelde. Yani Gustavo Ozan Sosa iyi bir orta saha olabilir. Peki Mert Hakan'la ilgili bir şey soracağım sana. Tabi sezon öncesi sıkıntılı bir transfer süreci. Galatasaray yönetiminden hafif bel altı vurmalar. Biliyorsun Mert Hakan. Protokol yapıp e protokolden vazgeçmeler. Ekstra bir... Ee, motivasyon olur mu Mert Hakan'da ve ekstra bir motivasyon olması olumlu da yansıyabilir olumsuz da yansıyabilir bazı futbolculara şimdi bak çok güzel bir soru sordun benim takıldığım konu bu zaten Mert Hakan'da o motivasyonu görmüyorum ben görmüyor musun? Görmüyorum. yani inşallah beni şaşırtır ve vardır yani ben Mert Hakan'da biraz e, yani çocuğa da şey demek istemiyorum yani çocuk kendini vermiyor öylesine çıkıyor saye demek istemiyorum ama vücut dili böyle çok e, lay lay duruyor Keşke da, öyle olsa ve onu gösterse ben ben işte fiziksel bir sıkıntısı var diyorum yani acaba yani sen de istiyor ama yapamıyor gibi geliyor bana olabilir. İsteğinde sıkıntı yok da yapamıyor gibi geliyor. Bilemiyorum göreceğiz. Evet e, pe, iki hocanın da beraberliğe razı olacağını düşünüyor musun? Bence bizim olmamamız lazım. Razı. Razı olmamalıyız. Çünkü kazanırsan o kadar çok şey kazanacaksın ki şu anda puan farkı kaç Galatasaray'la 3. Yendiğin zaman 6 olacak. İkili averajı alacaksın. İkili averajı da aldığın anda 6 değil aslında 7 puan önüne geçmiş olacaksın evet. rakibinin. Şimdi Fatih Terim Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından 4 puan çok iyi demiş. Şimdi 3 puanı aldı Başakşehir maçında demek ki bu puan bu maçta bir puanı iyi görüyor. Şimdi Galatasaray'ın ilk hedefi bana sorarsan beraberlik olacak. Ee, seyircisiz de olsa sonuçta bir deplasman. Hı hı. Ee, bizim bence hedefimiz mutlaka 3 puan olmalı ama Erol Bulut'un da stratejisinde her zaman bir temkinlilik ve hani fazla haldır olur saldırmama olduğu evet. için yani ben maçın biraz böyle iki takımın da çok temkinli çıkacağını evet. düşünüyorum. Biraz 0-0'a kitlenebilir mi diyorsun? Biraz yani? 0-0'a bir maç gibi duruyor. Burada Geçtiğimiz da, sezonlarda da o tip maçlar gördük. Çok oldu. Çok oldu. Ee, maçın hakemiyle ilgili bir duyumum var. Hmm. Ee, sevgili şeker İsmail dedi ki e, istersen söyleydi ya e, neydi Yahya Kemal Uğurlu. Yaşar Kemal, Yaşar Uğurlu. Kemal Uğurlu Uğurlu. Hmm. Ne diyorsun Yaşar Kemal Uğurlu ya? Yani Yaşar Kemal Uğurlu son yönettiği maçta iyiydi Fenerbahçe'ye karşı ama e, ligin ilk yarısındaki Kara Gümrük maçında çok kötüydü O maçın ee, Bu maç yani... kaldırabilir mi? Kaldırabilir ya ben sakin bir hakem Yaşar Kemal Uğurlu. Yani e, o açıdan bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama ya şimdi hakem konuşurken ben sana soruya soruyla cevap vereyim. Kim olsa için rahat eder. İçimi rahat edecek hiçbir Fırat hakem Aydınus. yok ki benim. Benim en beğendiğim hakem Fırat Aydınus. Ama yani Fırat Aydınus'un da hani, kötü yönetim maçlar oldu mu? Oldu. ya yani geçmişinde bir lancanar vakası var. Fırat Bak, var. Bak, ona rağmen söylüyorum. Yani, yani Cüneyt Çakır'ı ben istemem. Eee Fırat Aydınus Türk hakemliğinin Sergen Yalçınıdır bence. <laughs> en yetenekli hakem kesin. Kesin. İstese, konsantre olsa, kendini futbola verse, kendini hakemliğe verse dünyanın en iyi hakemlerinden biri olurdu. İstemedi o. Evet. Yani... O biraz ilgiyi üzerime çekeyim istedi falan bazı maçlarda. Yani, vücut dili iletişimi oyuncularla falan gayet iyi. yani ben yabancı böyle İngiltere Ligi'ndeki veya atıyorum Colline'i abartayım Hı. böyle iyi bir oyuncularla e, iletişimi olan bir hakem olarak görüyorum. Fakat hataları dediğin gibi oldu. Ali Palabay'ı Ara beğeniyordum. Onu da Galatasaraylılar istemez. Çünkü e, biliyorsun bir Kadıköy'deki Ali, maçta... Ali Palabı son dönemde Fenerbahçe'nin Fener, büyük Fenerbahçe. aleyhine yani. Ha, Fener Galatasaray maç açısından söyledim. Yoksa Fenerbahçe'nin aleyhine çok şey oldu. Onun için biz de istemeyiz. Şimdi hep Ali Palabı olmaz. Cüneyt Çakır olmaz. E, vesaire vesaire derken e, Yaşar Kemal Uğurlu da son dönemde Öne çıkan hakemlerden biri. Duydum, bilmiyorum. Bakalım. Yani yanlış da çıkabilir. Türkiye'de benim içimin rahat edeceği hiçbir hakem yok. Kim çıkarsa çıksın. Hemen çarşaf çarşaf Fenerbahçe aleyhine yapmış hakem olduğu hakemleri çıkarırız. Evet, i̇ki haftadır hakem konuşmuyoruz Fenerbahçe maçlarında. İnşallah hmm. daha maçında da konuşmayız. Bu Hatay maçında da bir bizim lehimize bir de bir aleyhimize vermediği penaltı var. Ee, bir bir Valencia'nın itilmesi pozisyonu var. %100 penaltı. Bir de bence Caner'in Popov'un üstündeki yükselmesi... Elini sırtına koyarak bence o da penaltı. Evet, öyle İki tane birer tane karşılıklı penaltı vermedi. Evet. Peki Galatasaray maçını e, pazar günü zaten gene belki canlı yayın yaparız. <laughs> yaparız. Ee, i̇nşallah galibiyet olursa kesin bir canlı yayın yaparız. <laughs> galibiyet olmazsa bakarız. E, hafta içinde bir tane pazar günü programı yaptıktan sonra İrfan Can konusunda konuşmuştuk. Evet. E, dedik ki İrfan Can Galatasaray'da daha rahat oynayabileceğini düşünüyor. Fakat bu iş tamamen Başakşehir'in e, kim daha fazla para verirse ona verecek. Hiç Aynı parayı verirlerse Aynı. daha saray olabilir demiştin Aynı. sen. Aynı ve para. o gün bir şeyler daha söylemiştin. Gidecek olan iki tane futbolcumuz var demiştin. Adem'i demiştin ve Tolga Ciğerci demiştin. Evet. İki de iki onları tutturdun. Tebrik ederim evet. seni. Sağol. Ee, Üşüyle de yolları ayırdık. Tolga Ciğerci'ye ben e, bir teşekkür etmek istiyorum. Benim şahsen sevdiğim bir oyuncu. Ee, hem yaptığı fedakarlık Fenerbahçe'ye gelirken gerçi Fenerbahçe'nin tabii ki onun sakat sakat alması vesairesi var. Ama e, geldi Ersun Yanal döneminde belki en iyi ideal olmadığı yerlerde de oynadı, kanatlarda oynadı. Evet. Ama her seferinde sahaya çıktığında performans vermeye çalışan, yedek kaldığında sorun etmeyen. Ben şu gün olsaydı işte Hatay maçında sahaya çıkıp Gustavo'nun yerine evet. performans verebilecek bir oyuncuydu ama İrfancan için sonuçta takasta kullanıldı. Yola açık olsun diyorum. Ben beğendiğim bir oyuncu. Yani bir takımın 22 kişilik kadrosunda olabilecek bir oyuncu olarak görüyorum. İyice. Tolga Ciğerci ve Galatasaray maçı özelinde bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şimdi geçen sezona dönelim. Evet. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Gustavo yine yok. kart cezalısı Kadıköy'de oynamıyor. Biz ne yaptık? Tolga. Aslında Ersan hocamızı biraz önce alkışladık ama orada bir ciddi hatamız oldu. Tolga yaslan. Tolga yaslan. Sezon başından beri bir kez bile ligde ilk 11'de başlamamış. Tolga yaslanı biz ilk 11'de başlattık. Kimin yerine? Gustavo'nun yerine. Bütün orta sahayı bıraktık. Galatasaray bizi orta sahada dövdü. dövdü. Ve Tolga'yın hatası değildi bu. Şimdi bugünkü Tolgay olsa Udinese'de oynayan gelsin sıkıntı olmaz. Maç temposu olan Tolga Yasa. Maç içerisinde 60. dakikada Tolga oyundan çıktı. Biz Tolga Ciğerci'yi onun yerine kaydırdık. Bir anda oyunu aldık. Aslında Fenerbahçe maçı toparlamıştı ve bize ibre dönüyordu. Jason Onyekuru pozisyonları işte penaltı şuydu buydu olana kadar. Aslında maç bize dönmüştü o maç. Evet. Kötü yol, de oynasa İlk yarı er, er çok kötüydük evet. aslında. İkinci yarı er o kadar kötü değildik. Evet. Buradan ne ders çıkıyor? Ne olursa olsun böyle bir derbi mücadelesinde orta sahada hazır olan oyuncu Hazır oyuncuyu. olan oyuncuyu oynatacaksın. Ama işte bu anlamda da sonrası kadar hazır onu da bilmiyoruz. 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 Peki İrfancan eee transferiyle ilgili ne düşünüyorsun? İrfancan'ın alınması ile ilgili bir işte Galatasaray'la olan konular var. Bütün sosyal medya falan yıkıldı. Ee, bence Galatasaray tarafının bu konuyu çok abarttığını düşünüyorum. Fenerbahçe Galatasaray istiyor diye istemedi bu oyuncuyu. Konuştuk. Sezon başında da istemişti. Ayrıca Galatasaray istedi diye de isteyebilir. Alabiliyorsa stratejidir. stratejidir. Alabiliyorsa Galatasaray'lar alamıyorsa Fenerbahçe'lar. Bunu bu kadar bütmeye gerek yok. Ben İrfan Can'ın e, tabii çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Mesut'la beraber, Elkas'la beraber Fenerbahçe ön tarafına ciddi kalite getireceğini düşünüyorum. Keşke bu hafta hazır olsaydı, oynayabilseydi. Ama bu kadro beni heyecanlandırıyor açıkçası. Şimdi o oyuncuların hepsi iyileşip hazır olduğunda sen bambaşka bir oyun oynarsın. Tabii. Yani bu Hatay maçlarında, Rize maçlarında falan gördüğümüz oyunun çıkması mümkün değil. İnşallah. Ha, defansif olarak bazı sıkıntıları olabilir bu oyuncuların. Ama yani inanılmaz bir oyun aklı, oyun zekası. Çok güzel paslaşmalar, kısa paslar, araya paslar. Yani e, çok bambaşka farklı bir oyun çıkar. Ben... Koşucular azalır takımda... İnceciler artar. Belki orta sahanın yani belki kanatlarda çok fazla oyuncu bulundurmayıp böyle 4 3 1 2'li falan bir sisteme bile geçirebilir diye düşünüyorum ama gerçi o sayede performans veriyor herhalde onu hmm. ama Pelkas büyük ihtimalle kanada kayacak ki Pelkas'ın ben kanatta da aynı işi yapacağını düşünüyorum. O konuya ben kimseye katılmıyorum. İyi futbolcu her yerde oynar. Psikolojik olarak da ciddi Fenerbahçe camiasına bir üstünlük vermiştir tabii ki. Taraftar sevindi, coştu. Galatasaray'a çalım atmış oldu. Ama Fatih hocamıza sorduğun zaman Fatih hoca diyor ki ben yeni listemi oluşturuyorum. kalem kağıdı çıkarın hazırlığınızı yapın diyor. Evet. O da kuyruğu dik tutmaya çalışıyor tabii kendince. Camiasını ayakta tutmaya çalışıyor. Yani anlayışla karşılıyorum bir ben şey zaten, yok. Ben de bu konularda her ee, camianın çok kendine göre yok. herkes kendi tarafından bakıyor. Vardağın kendi tarafına baktığı için, dolu tarafına baktığı için. Şimdi... Ama, ama hala bak oyuncuyu ateşe atıyor. Yani almayana değil de gelmeyene soracaksınız diyor. Hala İrfan Can'a. Hala bel altı. Yani Mert Hakan'a da yaptı. Ya yap, yapmayın bunu kardeşim ya. Aynen. Oyuncuyu ateşe atmayın. Tamam tercih etmedi seni. Fenerbahçe'yi tercih etti. E zamanında Selçuk Yunan Galatasaray'ı tercih etmedi mi? O ayrı bir hikaye. Ha, yani. o, o hikayenin içerisinde 3 Temmuz'lar var. Önden gelen bilgiler var. Enformasyonlar var. O bambaşka bir hikaye. Oralara hiç girmeyelim. Hiç girme oraya tabii. Peki tamam. Girmiyorum. Peki ama şeye gireceğim. Galatasaray'ın 4.2 milyon TL'ye EYÜB'e transfer ettiği Erencan Yardımcı konusuna girelim. Evet. Şimdi bu konuyu sadece Galatasaray yapıyor, Fenerbahçe yapmıyor, Beşiktaş yapmıyor demiyorum. Ama gerçi hiçbirinin iş yüzünü bilmiyorum, bunu da bilmiyoruz, onu da bilmiyoruz, Fenerbahçe'ninkini de bilmiyoruz. Evet. Ama işte sen Fenerbahçe'ye vay efendim böyle yapıyor diyorsun, e, 4.2'ye Eyüp'e transfer yapıyorsun. 18 yaşında hiç adı sana duyulmamış futbolcuyu. E, Komiyi Eyüp başkan yardımcısı galiba e, açıklama evet. yapıyor, diyor ki e, bizim diyor, hiçbir finansal sıkıntımız yok diyor. Evet. Bir haberlere girdim. 10 gün önce oyuncular idman çıkmamışlar. Paralarını ödeyememişler. Yani 4.2 milyon. Toplam bütçesi 3.5 milyon ne zaten. 4.2'ye bir tane futbolcu diyor. Çok gelecek vaat ediyormuş. Onun için almış. Bu kadar gelecek vaat ediyorsa Galatasaray'ı bırakıyor. Vesaire vesaire. Yani hiç neresinden baksan komik. Ya bu, bu, neye benziyor biliyor musun? Şu çocukların kumbarasındaki paraya göz dikiyorlar deyip de Ondan sonra kendin yardım kampanyası yapıyorsun ya. Evet. E Bu da ona benziyor. Yani bu tip açıklamalar yaparken bin kere düşünmek lazım. Bin kere düşünüp bir kere konuşmak lazım. Sonra kendin de aynı duruma düşüyorsun. Aynen. Bunu ama aklı selim taraftarlar kendi takımından da dahi e, ne olduğunu anlayıp... ...buna göre vay efendim e, biz Fenerbahçe'ye laf ediyorduk, Beşiktaş'a laf ediyorduk... şey yaptın diyorlar. E, Beşiktaş demişken bir konuya daha değinmek istiyorum. Bir geldi Beşiktaş'tan bu konuyla ilgili. Hem Fenerbahçe'nin transferleri hem Galatasaray'ın transferleriyle ilgili düzgün transferler yapıldığına inanmak istiyoruz diye başlama yaptılar. Şimdi Beşiktaş'ın da son dönemde bu tip açıklamaları biraz artmaya başladı. Onu da konuşuruz. Senin o konuyla ilgili hep bir tespitim var zaten. Şimdi ben de şunu soracağım o zaman Beşiktaş camiasına. Bu yabancı kuralı 14'ten 16'ya çıkartıldı devre arasında. Ve bunun tamamen bir Ahmet Ahmet Nurçebi'nin ricası üzerine yapıldığını zaten duymuştuk. Ve bunun en çok Beşiktaş'a yaradığını da biliyoruz. Beşiktaş'ın yabancı sayısı 15'ti. bir sürü Oynatamadığı, oynatamadığı oyuncu kadro vardı. harici kalan oyuncu vardı. Aynen ve buradan bir tanesini de yollayıp e, 14'e indirmek durumunda kalacağına gerek kalmadı. Şu anda böyle bir şeye ihtiyacı yok Beşiktaş'ın. Yani tamamen bu kuralın da Beşiktaş'ın değiştirildiğini biliyoruz. Yani demek istediğim herkes kendine ayrıcalık istiyor. Herkes algıcı. Herkes algıcı, herkes kendine ayrıcalık istiyor. Kimse dürüst değil diyeceğim bu konuda. Fenerbahçe yani Beşiktaş maçı öncesi hakem... Tugay Kağan Numanoğlu'nu etkilemek için yapılan... Koç Olimpi'de çalışıyor diyenler konuşmasın diyorsun. Açıklamaların aynısı. Yani o zaman da algı yapmaya çalışıyordun. Şimdi de yapıyorsun. Sergen Hoca'nın son dönemdeki değişimi, sağ kenarındaki hareketleri, hakemleri etkilemeye yönelik hareketleri falan. Bunların hepsi bir stratejinin parçası. Erol Kaynar'ı getirdi Beşiktaş iletişimin başına. Erol Kaynar geldiğinden beri bunlar planlı programlı şekilde yapılıyor. Bunlar da stratejinin bir parçası. Evet. Eee... Beşiktaş Trabzon maçını seyrettik. Çok güzel maç oldu bu arada. Ben Beşiktaş kötü oynamadı. Beşiktaş kötü oynamadı. Yani Beşiktaş zaten kötü oynamıyor. Ama Trabzon Abdullah Avcı ile gayet iyi oynamaya başladı. Bence çok iyi transferler yaptılar. Nokta. Berat Bakasetas Yunus Mallı'yı da Yunus Mally'yi da aldı. Zaten Ekuban'la en vaka bir parantez açalım. Şimdi bizim kanaldaki arkadaşlarımız Trabzonspor programı yapan arkadaşlarımız bir de var çok iyi program yapıyorlar. Çok. Onlar da diyorlardı ki transfer döneminden önce ben öyle alternatif oyuncu falan istemiyorum. Az oyuncu gelsin ama nokta atış oyuncu gelsin diyorlardı. Tam onların söylediği gibi bir transfer dönemi geçirdi Trabzonspor. Evet. Ve ben şahsen ligin en iyi en olduğunu düşünüyorum. Yani tabii Mesut geldi vesaire onları bir kenara alarak yani adam bir insan her topu aldığında çalım atar mı ya? Bayılıyorum. Ben öyle yani, oyuncu seviyorum. Ama gol öncesi attığı çalım hakikaten Yusuf Şimşek çalımı attı telefon kulübesi içerisinde attığı çalımını. Güzel örnek verdin. Yusuf Şimşek çalımını da atıyor. Evet. Bir yandan geniş alanda da da atıyor. Da atıyor. Evet. Yani iki türlü de oynayan evet. bir oyuncu çok iyi. Bu arada şeyi unuttuk konuşmayı. Ya bu bu Denzada müthiş futbolcu. Evet. Ya tabii 10 milyon euro istiyormuş Hatay takımı. İsteyecek. Şu anda o 10 milyon euroyu vermek kolay değil ama böyle giderse ki ben de bir öz eleştiri yapayım. Burada konuşurken daha önce ha, demiştim doğru, ki değil ben dedim Fenerbahçe topçusu olmayabilir. Bana biraz geniş alan topçusu gibi geliyor dedim ama dar alanda da son birkaç haftadır öyle hareketler yapıyor ki hakikaten bir kere şu yani bir, bir şut çıkartıyor. O böyle kalçadan çıkartıyor ya koy... evet. Müthiş yani e, topa vuruşu her yerden vuruyor. Attığı gol evet. Müthiş, muazzam bir, gitti. muazzam bir gol. Bu arada e, ben şunu biliyorum, e, son 2 gün önce e, transferin kapanmasına Başakşehir 3 milyon euroluk teklif yaptı. 3 az ama hakikaten. Kabul etmediler, 10 e, istediler. E, bilmiyorum, 10 milyon yani 3 milyona verm ben de vermezdim şu anda bu denzayı ve yani 10 milyonluk bir e, yani 10 milyon euro şu anda verebilecek kulüp var yok o ayrı konu ama değerine değer kattığı kesin. Ya Şu anda artık Türkiye Ligi'ni e, yabancı scoutlar, kulüpler çok yakından takip ediyor. Son sezonlarda Türkiye'den ne kadar çok futbolcu aldıklarını biliyoruz. Hem evet. Türk hem yabancı. Muhakkak bu penzayı da takip ediyorlardır şu anda. Çok ciddi teklifler gelir sezon sonu. Evet. Ee, son olarak bir basketbol. Ee, biz seninle pazar programı yaptığımızda zaten Euroleague maçları oynanmıştı. Evet. Sen buradan koştura koştura Antep maçına gittin değil mi? Seyretmeye. 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 Televizyon edemedim. başına gittim. Ben seyredemedim. Sen nasıl buldun maçı? Ya şimdi uzatmalara kaldı. Ee, Birçok as oyuncumuzu dinlendirdik. Yenildik. Uzatmada yenildik. Senin Bobby Dixon, göz bebeğin güzel bir direnç gösterdi aslında. İsyan eden bir numaralı oyuncu oydu <laughs> maç içerisinde. Yenilebiliriz de çok da önemli değil. Şimdi Beşiktaş maçında yenildik diye böyle karalar bağladık. Nasıl yeniliriz gençlere falan dendi. Ne oldu? 3 <laughs> gün sonra gitti. ÇSK Moskova'yı yendi takım. Dolayısıyla önemli olan bizim için de Zenit maçı. Tabii. Fakat bir şey söylemek istiyorum ben. Şimdi bu maçta iki tane sakat verdik biz. Gudur için sakatlandığı pozisyondaki rakibin bir diz darbesi var. Faul bile çalmadılar. Yani geçen sezonu hatırlattı bana bir Kalin için burnunun kırıldığı pozisyon vardı faul evet. Şimdi Türkiye'deki hakemlere çok raf ediyoruz. Ben biraz önce 10 dakika önce Türkiye'de güvendiğim bir tane bile hakem yok dedim. Futbol, futbol hakemleri için. Bak emin ol Basketin futbol hakemleri mi? basket hakemlerinden daha iyi Türkiye'de. Basket hakemleri rezalet durumda ve bir baksınlar Euroleague'de bizim kaç tane bak o kadar ülkeden hakem yönetiyor dünya kadar hakemi Türk hakemi kaç tane var ne kadar maç yönetiyor bir baksınlar bir araştırsınlar bakalım yönetememelerinin yok. sebebi bu yok gibi bir yok, şey değil mi? yok değil yok gibi bir tane var kim biliyormuş kağıt üzerinde var ama yok yani evet. bir baksınlar biraz öz eleştiri yapsınlar doğru söylüyorsun yani futbolda gene işte Cüneyt Çakır'ıydı Halil Umut Meler, Ali Balabık bir şekilde yönetiyorlar evet, yani. evet. basketbolda hiç yok ee, peki Zenit maçı Cuma akşamı çok kritik bir maç. Ee, şimdi hem Gudric hem Pierre iyileşemezse biraz sıkıntı. Sana asıl şeyi soracağım. Ee, o nasıl buldun? E, fena değildi. E, skora da katkı verdi. E, savunmaya da katkı verdi. Yani zaman içerisinde olacak. E, ben beğendim açıkçası. Evet bir katkı vereceği, yani vereceği katkı vereceği benziyor. Şimdi Zenit maçını kazanmamız şart. E, ondan sonra da e, Deplasman maçları yok. Iki tane bir, bir hafta bir milli maç arası var. Ondan sonra Alba Berlin ve Efes ikisi de içeride. İkisi de içeride. 19'u ve 26'sı. Evet. Dediğin gibi bir 10 12 günlük falan bir ara var. 14 günlük. Ee, şart kazanmamız şart olan bir maç inşallah. Ee, seyircili gene böyle 200-300 seyirci olacak mı? Olmayacak değil, mı? Belli değil. Bir çelişkili açıklamalar var. Bakalım ne yapacaklar. Evet. Onu da göreceğiz. Peki. Cuma Zenit. Cumartesi Galatasaray. Ee, Pazar günü burada çifte zaferi konuşuruz diye ümit ediyorum. Tabii ki Galatasaray çok daha önemli maç ama Zenit de neredeyse o kadar önemli. Çok önemli. Çok önemli. Bir çuval inciri berbat etmeyelim. 8'de 8'le geldik. 8'de 8'le geldik değil mi? Baskette 8'de 8, futbolda 9'da 8. Evet. Aslında bakarsan mu muhteşem rakamlar. Biz hala eleştirmeye devam ediyoruz. Gerçi evet. basketbolu eleştirmiyoruz da futbolda biraz oynadığımız futbolu eleştiriyoruz. Peki ekleyeceğim bir şey var mı? Alp. Galibiyetle gelmek istiyorum. Stüdyoya inşallah pazar günü 3 puan. 3 puandan çok daha fazlası. Galatasaray'ı bir tık e, yarışın dışına iteriz. Evet 6 puan. artık Moral bu, olarak da iteriz. Bir de moral çok önemli. Dediğim gibi Böyle bir mağlubiyetten Gerçi biz e, sürklase edip 4-0 yendiğimiz, daha sonra şampiyon olamadığımız 4 hafta sonra sezonlar da hatırlıyoruz. Ama e, biz yenelim gerisine bakarız. E, teşekkür ediyorum. E, pazar günü tekrar görüşmek üzere. Ağzına sağlık. Ee, herkese iyi seyirler.